Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Dum 18.04 yayın saatim, burası Joy Türk, burası Rabarba, ben Deniz Mesut Süre. Perşembe akşamında, yaz gününde mesai devam ediyor bizim için de, aynı sizin gibi sevgili dinleyenler. Konuklarım bir tanesi yeni kapanan Penguin dergisinin eski yazar ve çizeri, öyle mi derler artık? Yani bir şey demesek de olur artık. Yani biraz üzücü mü oluyor böyle deyince? Ya, değişik oluyor işte. Yani. Dergi de onun yüzünden kapandı filan gibi böyle. İyice yok et. Sevgili Serkan Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın abi, sen nasılsın? İyi, sen geliyorsun diye hazırladık günün sorusunu. Her şeyden anladığın için ve ömür okumuş kendisi. Eski stand-upçı karikatürist. Az önce fotoğrafta paylaştık. Orada da görürsünüz. Yeni Miroğlu. beyaz yakalı ya. Evet, beyaz yakalı artık. Maslak'taki plazalarda çalışıyor. Ya her takım elbiseyi Miroğlu diye yani şey yapamazsın. İsimlendiremezsin. Doğru. Bazısı da maaşlı. Çünkü yani o tip adamların, Türk dizilerindeki adamların hiçbir mesleği yok. Baktığın zaman. Yani ne iş yaptığı belli olmayan bir sürü ana karakter dolu. Geçen internette şey gördüm, bu takım elbise giyen insanlar pijama giyen insanlar için çalışıyor diye bir... Vay, çok güzel yapmış. Doğru söylüyorsun gerçekten. Sabah 11'de pijamasıyla gezen adam için çalışıyoruz ama diye bir şey gördüm. İş tulumu giyen de beyaz yaka için giyiyor. Yani çalışıyor. Kendi içinde canım azıcık onun yine. Ama... Yok ama doğru söylüyor. Fabrika sahibi pek öyle şeyle gezer gibi değil. Tabii. Daha çok beyaz yaka şeylerin sahipleri öyle gezer gibi. Yani iş tulumu beyaz yaka için çalışıyor. Beyaz yaka pijamalı için çalışıyor. Evet. Pijamalı da şey yani böyle fütürist. Tabii. O da böyle pijamalı, fütürist. Pijamalı patron dediğine bir yeni nesil şey ya, böyle internet işi yapan işte yazılım firması olan adam canlanıyor gözünde. Hiç tersane sahibi pijamalı diye bir şey yok. Evet. Yani onlar hep öyle ciddi giriyor. Arılarda da şey, arılarda da kraliçe, arılar kraliçe için çalışıyor. Arıya bağlı. Evet. Evet. Onlar da pijama gibi zaten, siyahlı siyahlı. Geçen haberlerde şey vardı. Arılar. Bir anda arılar bir yeri sarıyor ya, hemen haberler gidip işte şey yapıyor, çekiyorlar. Arılar şey yaptı diye. Baya senin dediğin sistemle arıları, binayı sarmış arılar. Malatya'da mı bir yerde. Saatlerce uğraşıyorlar, belediye ekipleri bilmem ne. Adamın bir tanesi şey diye çözecek. Aynen. Alıyor kibrit kutusunu koyup gidiyor. Evet, evet, aynen. Peşinden geliyorlar böyle. Diğer kerizlerin hepsi bunu takip edecek şimdi diye. Hepsi arkadan geliyor yani. Ama o kalabalıkta nasıl kraliçeyi çektin, nasıl buldun, o da ya, enteresan yani. Ama kraliçenin havası çoktur ya. Düşünsene, peşinde koşanlar var ya böyle. Çok havalıyken seni kibrit kutusuna koymaları da büyük travma yani. Çok kav kibrit kutusuna koymuşlar içine. Böyle yani içinde ne var, 7-8 tane şey de var. Kibrit çöpü de var, yanmış. Benim kaç takipçim var biliyor musunuz diye kızıyor böyle. 11 bin tanesi geliyor arkadan da kibrit kutusunda gidiyor. Ne kadar üzücü ya bir anda. Kaç tane takipçisi vardır acaba? 10 bin vardır. Senin kaç var takipçisi? Ben sonra 3 kraliçeri yaparım. Benim 47 bin oğlum. Ben bana anda bal üretiliyor, haberiniz yok. Fıtır fıtır. Mesut'u atalım bir kibrit kutusuna bakalım. Ne kötü olur. 47 bin takipçimle beraber. Hepimiz bir gün yiyeceğiz. Dört kolluya değil. Kötü şakayla bitireyim. Arkadaşlar, bu akşamın sorusu, hiç anlamadığın konu nedir diye soruyoruz bu akşam. Instagram Mesut Süre hesabına cevaplarınızı yığınız. Hiç anlamadığınız konu nedir? Bu arada yayın başında ne kadar kalabalık olduğumuzu da görmek açısından bir tane davetiyem kaldı. Son çift kişilik BKM Mutfağı cumartesi gününe 22'ye gelirim diyen varsa da şu anda Instagram'a gelirim yazsın. 21. yazana çift kişilik davetiye veriyorum. Ama ayarlanabilir 21 ya. Beklersin. Nasıl ayarlanacak? Gelirim ama 30 saniye falan ya. Ha, ama mi? Onu sürekli bir de şey yapamazsın ki. Bir kişi birden fazla da yazabilir bu şu arada. Şu an oldu gelirim. Zaten olay bitti. Şu an olmuştur yani. Az kaldı yani şu an. Benim şarjım bitti. Bize bazısı internetten dinliyor. Onlara geç gidiyor. O yavrum. Ama büyük haksızlık. O duyduğu gibi yazıyor. 58. ama yine. O yavrum. Bir de internet çağı diye bir şey var ya. Çok hızlı her şey diye. Bir de şey var. Podcast'ten dinliyor ama. İyice yarın atıyor o yani. Gelirim yazıyor. Böyle saçma sapan bir saatte. Sabah karşı 4.30. Gelirim diye biri yorum atmış. Ama ben sana veremem yani. O yayını oluyor bak ya da podcast'ten oluyor. Gelirim, bir şansını deniyor yani.
yani. Dur bakalım. Belki 21 kişi atmamıştır diye. Hiç anlamadığım konu. Sen bir şey diyordun. Bir şey söyleyeceğim. Sen genelde böyle birilerine söz verir sonra unutan bir karaktersin ya. Yok, hemen yazıyorum sen, isimlerini kapatıyorum. Hayır hayır, onlardan bahsetmiyorum. Sen bir arkadaşına söz veriyorsun da unutuyorsun. Aha. Ertesi gün adamın biri gelirim diye yazınca sen onu durduk yere podcast'te sayıyor olabilirsin yani. Ha. Sana gelirim diyen atıyorum benimdir. Bir konuda geliyorum diye sen mevzuyu unutup yani şuraya bak podcast'ten dinleyip geç yazıyorlar diye. Hiç öyle bir şey yok. Bu arada gerçekten hemen bir ilgi alaka başladı. Gelirim yazanlardan teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir anda 40'ı buldu, daha yeni konuştuk. Kim kazandı? Daha dur sayacağız. Arada sayacağız. 40'ı buldu ama 21'i. Oğlum, yayında 17-18 sayamam duracık. Naz'ın babası demiş ki kadınların yatak örtüsüne verdikleri önemi anlamıyorum. Doğru mu? Bir evli olarak. Yatak örtüsü eşiniz. Yatak örtüsü önemli bir şey değil mi ama ya? Örtüsü nasıl olacak? Hayır, çok aşırı önem veriyorlar diyor yani yatak örtüsüne. Evet. Kaç günde bir değişiyorsun ki? Onu bilmiyorum. Ha. Bir şey ama o galiba bahsettiği önem şeyden ya. Değiştirmesinden ziyade satın alması. Ha, anladım. Ben sürekli bir yatak örtüsü alayım, nevresim alayım, öyle bir durumlar oluyor. Var mı gerçekten? Var gibi diyebilirim ya. Buyurun Serkan. Ben de bir dul olarak cevap vereyim mi? Buyurun, buyurun. Yatak örtüsünün önemi şu. Eğer yatak örtüsü yoksa sigara kül tablası böyle sana doğru kayıyor. Senin yaptığın ağırlıktan dolayı yatakta kaygan ya o yatağın şeyi. Kül tablası böyle sevgi istermiş gibi bacağına yapışıyor sürekli. Bak geri götürüyorsun yine gibi. Hani yokuş aşağı sen bastırıyorsun yatağı, anlatamadım. Yo, anlattın da çok yalnız bir adamın tespiti yani. Hiç evli şeyi değil. Yani evet evet, tamam, akşam bu... şovunda içimiz sıkıldı yani şu an. Bu benim normal. Bu benim gerçeğim, buna gülemezsin. Buna gülemezsin yani. Bu benim hayatım abi. Ben bunu iyiyim, ben bunu seçtim. Yatak örtüsü hiç böyle satan da görmedim ben yani. Yani abi kaydırmaz, kül tablası kaydırmaz yatak örtüsü gelmiştir. Yatak örtüsünün üzerinde kendi yatak örtüsü fermuarlı şeyi var, ona çıkartıp yıkayabilirsin ya. Bir de yatak örtüsü ben de seriyorum canım, o kadar değil. Arada bir. Arada hepsi banyodaysa. Değil mi? Bazen öyle oluyor. Yani düşük standarda alışmak diye bir şey var şu hayatta. Mesela kotun var. Çamaşır suyu döküldü ya da bir şey döküldü. Vişne döküldü. Meyve suyu falan. Sonra atıyorsun onu, bu giyilmez diye. Sonra diğer kotların bitince o attığın kot sadece oluyor. İşte suyu, sadece çamaşır suyu, lan ne olacak gibi. Tabii. Onu bir giyiyorsun. Kirli sepetinden çok kıyafet çıkarmışım vardır. Kimse de sana demezse yani sen niye bunu giyiyorsun diye. Bu böyle normalleşiyor. Tabii. İşte böyle bir şey aslında yani. Daha düşük standart. Düşük standarta alışmak hep filmlerde de gösteriyor. Zombili filmler mesela, bir olay oluyor, herkes zombi oluyor. Sonra hayatta kalanlar hemen alışıyor düşük standarta. İşte robotlar dünyayı ele geçiriyor. Hemen alışıyor insanlar düşük standarta. Bir yani. De şey diyorsun, ben kaldım yani. Ben buradayım şu an. Çok da problem yapmıyorsun yani. Ben de aynı fikirdeyim. Hiç yani. Ben böyle bir zombili ya da uzaylıların dünyayı ele geçirdiği filme standart olarak bakmadım ya. Standartı düştü mü düşmedi mi milleti tabii diye. Hiç o gözle bakmamıştım. Ben yani. Tom Cruise'un o şey sinemada gülünmüştü ya. Hani Dünyalar Savaşı filmindeki uzaylılar çok acımasız ya. Geliyorlar ve kan gövdeye götürüyor. Yani öyle böyle acımasız değiller. Adam hani teknolojileri çok yüksek uzaylıların. Tom Cruise üst katta, çocukları alt katta, üst katta çekmeceden silah alıp beline koyduğu sahnede sinemada herkes gülmüştü. Hani ya yani ne yapacaksın uzaylılara silahla gibi bir şey. Gülmüştü ama ben Tom Cruise'u anlamıştım. Ya çoluğun var çocuğun var, o silahı beline koyarsın ya uzaylı uzaylı. Tabii tabii. Dinlemezsin bir, yani. Bir de yani ne yapacaksın yani? Yani tabii. Silah bir şeyde yaradı, bir yerde yanlışlıkla da olsa bir işe kimi yaradı. Kimi vurdu ya silahıyla? Bir yerde işte bir şeyi tam açık kalıyor. Onları yavaşlatan babasını vurdu diye. Bir yerde işe yaradı, kaçıyorlardı. Baba çok böyle ayak sürünce onu vurdu yani. Biz de şey için şuradan ben çoluğun çocuğun var diye. Tom Cruise filmi öyle çevirsen ya. Yanlış çevirme çok vardır ya bizim filmlerde. Tom Cruise çoluğum var çocuğum var diye sinemalarda. Vurursun bir de yani. Hani baktın uzaylı geliyor, baban da çok ağır aksak. Zaten babanın şey demesi lazım. Ben babayım, ben siz gidin. Demiyorsa da vur. Sen de babasın. Tom Cruise zaman... da filmde baba, çoluğu var çocuğu var. Yani tamam ama ben 35 yaşında babayım. Bir şey söyleyeyim. Daha hani atayım yani, anladın mı? Tamam, zamandan bahsediyoruz. O da zaman kaybetme. Ben beni bırakın siz gidin. Olur mu baba, seni bırakır mıyız? Hayır siz gidin. Hayır baba bırakmayız. Yani doğru, sen doğru, diyorsun doğru, ki olmaz. Hiç bu, baba bırak. Kaç kaçabildiğin hiç bu toplara girmeden baştan vuralım. Galiba dediğin o yani. Şey, baktın bir konuya başlayacak baba. Baba hiç dudağına böyle elinle hiç konuşma babacığım. Sen de biliyorsun
ben de biliyorum diye. O anda daha yani konuya girmeden vuralım bitsin. Çünkü kurtulacağız abi. Ya baba da bunu tercih etmeli zaten. Tabii İyi de bayağı ertesi gün hükümet işe el koyup olayı temizlerse durduk yere kerim gibi celalini ulan babayı da vurduk diye. Bir hapis yatarsın. Babalar günü öncesi yani, yayına bak. Bunu açıklayamazsın. Tabii tabii. Hapis yatarsın. Kaçamıyorduk babamı vurdu. Hapis yatmazsın. Abi o Allah sayesinde dünyayı uzaylar isim etmiş. Hapis yatar mısın ya? Abi yatarsın Allah Allah. Ne kanka mahkeme kuruluyor falan. Türk kahvesini sevenleri anlamıyorum demiş. Zaten fincan küçücük. Bir de telve dolu. İki yudum içilecek şey kalıyor. O da hemen soğuyor. Bir de öpürdetiyorlar. Fokurdatıyorlar. Bir kasılıyorlar. Bence bir tane iç rahatla sen. Bu kadar bu kadar gözlemlenecek bir şey değil kahve ya. İçiyorsun güzel bir şey o. Kültürü var. Son zamanlarda bir gazlanıyor demiş Türk kahvesi. Sevgili dinleyicimiz. Haklı valla. Ya nereye anlatsam. Gerçekten öyle. Aga. Ya bir numarası yok. Bu arada hiç anlamadığınız konularla ilgili telefon da alırız arkadaşlar. 0212 368 62 40 telefon numaramız. Rabarbacıları telefona bekliyoruz. Bu arada birçok insan da tatilde. Dinleyicilerimizin birçoğu ben böyle takip ediyorum bazen. Dinleyicilerimizden bazılarının. Çoğu şeyde bir yerlerde. Fink atıyor. Ya artık ama şey de olabilir. TBT yapıyorlar ya. Ha. Özellikle bu mevsim geldi mi ben çok zannediyorum. Aa bilmem kim nereye gitmiş diyorum. Sonra bakıyorum aşağı şey yazmış. 2013 TBT falan. TBT günü perşembeymiş doğru mu? Ha evet. Neden mesela? Niye perşembe? Throwback Thursday. Açılımı. Öyle bir akım başlattılar. Ha açılımı o mu? Evet. Ha akım bu yani. Evet evet. Bir ara böyle şey perşembe akımları vardı. İşte herkes metroda şey yapıyordu. Çapraz duruyordu böyle Michael Jackson gibi filan. Sonra öyle ha, hatırlamıyorum. Bir yere şey vardı. Neydi hatırlatma gibi. Yani duruşlar vardı. Var. Bak şey vardı. Bir duruşlar vardı. Yere yatağa yatmak diye şey vardı. Bir yerlerde böyle şey yere yatıyordun ama saçma sapan yerlere yatıyordun tamam, da onun bir ismi vardı işte. Tamam, evet evet dediğini hatırladım. Ne oldu? Bir dönem bir böyle. Onlar herkes... çok kısa ama ya. Kısa bir süre. Evet evet. Devam onlar ediyor. Bir haftalık şeyler böyle. Ha, ama ben... senin dediğin metroda herkes çapraz duruyor o kalabalıktan hani metrobüs şey. O öyle bir şey. Hani kalabalıkla birlikte hareket edince yamuluyorsun. Ha, ben ona tam başlayacağım bitiyor yani. Tam böyle aha ne güzelmiş diyorum. Bak yapan yok başka. Bitmiş yani. Hep geç kalıyorum bu odasına. Bunun yani bir çıkış noktası. Bizi bir haberdar etsin yani. Bu başladı bitti. Ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor. Bence böyle bir ha, şey. Challenge. Aha. Bravo challenge. Hayır abi challenge. Her şeyin challenge. Ayrı challenge'ı vardı ya. Bir ara kafadan buz dökme vardı. Planking. Planking'di senin dediğin evet, doğru. Challenge şey ben. Furniture. Böyle bir şeydi yani. Öyle bir ya, şey. Çok saçma. Ya. Böyle bir şey. Mobilya diye hatırlıyorum ama yani gerçek olmayabilir. Tamam da yani. Daha önce açılıp okunmuş gazeteyi ilk benim açmam lazım deyip okuyamayan insanları anlayamıyorum demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir insan yok ki. Ya da o kadar eskiden vardı ki. Yani ben artık gazete okuyan insan görmüyorum. Var var yani. Ben okup bırakıyorum hep vapurlara filan. Başkası da okusun. Niye telefondan yapmıyorsun? Nasıl? Ya, kağıt. Bir de böyle yapa yapa bitirdiniz dergileri. Taş mı yesin bu insanlar? Dergiler, abi aynı gazeteler. Insanlar, aynı insanlar sosyal medya şeyinden de takip ya ediyorlar. İnternet ya. Bir şekilde kısıtlanmalı. En güzelini Kore yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Telefonu bırakıyorum artık metroda filan. Alsın okusunlar filan. Yani bu ülkenin gelişmesi için ben her şeyi yapıyorum. Yani her gün bir telefon... Arada gelip parmak izle okutup şeyi açıyorsun. Ekranı açıyorsun. Kitle kararlısın ekran. Artık alacak gücüm yok. Çalıyorum telefonu. O derece yani. güzel fikirmiş ha. Yani. Başlatsan bunu birileri takip eder. Allah'ın sana. Ya, herkes birbirine telefonunu bırakacak işte. Dün 5000 liraya aldım ama hadi bakalım. Hayır hayır ya. Böyle kimin telefonunu kullandığı belli değil. Yani hırsızlık yok. Satmayacaksın hiç. Hmm. Gerçekten bunu yapan insanlar arasında. Mesela kitap bırakılıyordu bir ara. O çok hoşuma gidiyordu benim. Eskişehir'de böyle bir yere not da bırakıyorsun kitaba. Diyorsun ki işte ben okudum çok güzel. Sen de oku bir yere bırak. Bunun da bir adı vardı. Turn of the light galiba. Böyle bir şey bir adı vardı. Yani Kadıköy'de biri yerde bırakmış. Lütfen yeteri kadar kitap alınız diye bedava kitap bırakmış. Bir beyaz bir örtünün üzerine gitmiş ama kendisi de. Ben de alırım diye gittim ama ne varsa iyi olanlar galiba seçilmişler. Ve böyle muhasebe falan filan gibi derslerin kitapları. Ya da çok küçük çocuk kitabı ama hani... Bir sayılık ünite dergisi filan kalmış yani. Hani ünite dergisi mi alayım şimdi? Yani karşısına karşıya nasıl geçelim onu mu öğreneyim şimdi? Yani hatırlıyorum ben o dergileri. Tabii. Ünite dergileri. Devam ediyor mu acaba şimdiki okullar? Yoktur etmiyordur. Herhalde, yoktur herhalde ya. Bayağı bir şey öğretiyordu o ben, yani. Ben de ünite yani. Dergisi zamanında okudum. Yani. Ana işte sen de bak 4 yıl aramızda ona rağmen okumuşsun sen de. Tabii ünite dergileri. Mavi olurdu böyle kapağı güzel yani güzel. Her sayı değişiyordu ya. Her sayı değişirdi evet. Hı. Ama mavi mor falan ağırlıklı benim de kafamda kalan. Sonra ünite dergisini çıkaranlar kendi aralarında anlaşamadılar. Bazıları içeride patron
yanından yapmışlar. Ya da acaba şey olmuşudur ya. İşte derken kendiler arasında anlaşamayıp kavga edip ayrılmışlar. Bir maceranın sonuna geldik diye böyle bir kutlamayla bir vedalaşma töreni. Ben Ünite son dergisi. 4 sayı diye bir duydum Ünite dergisi. Son bir 4 ama sonra bilmiyorum galiba bir şey. Konu kalmadı diyorlar, olsun baştan başlarız tekrar. Birkaç öğrenci galiba içeriden. Gerçekten vaziyet böyle değil diye yazdı ama. Bütün hayat öyle gitse enteresan olmuş. Üniversitedesin, ünite 9 integral diye böyle iyice ağır konular da ünite dergisiyle olmaz. annelerin dışarı çıkıyorum diyen çocuklarına her seferinde çok geç kalma demelerini anlamıyorum. Saat 13 ile 22'de dışarı çıkınca bir fark olmalı demiş. Doğru söylüyor. Çok geç kaç. Aileden aileye değil, oturduğun yerden oturduğun yere değişir büyük ihtimalle. Yani çünkü bazı yerlerin geçiyle bazı yerlerin geçi çok farklı. Çok geç oluyor. Gece 3 falan ya. Çok geç. Yani çok geç. Ya annenin 12. kastı o bence. Ya çok 12. geç kalma. 12'de gelmiyor. Benim bir yere oturduğum bir mahalle öyleydi de. Komşunun kızı vardı. Bir de komşunun kızı aranında hiç flörtöz bir şey de olamıyor. Çünkü hani annesi babası var filan. Onu böyle o soğuktan geçsin diye bekleme zorunluluğum olduğum bir dönem olmuştu. Böyle bir iki ay kadar. Bayağı böyle kızıyordum kendime ya. Çünkü hani ya flört de edemiyorsun, tamam mı? Hani çünkü şey ya, tanıyorsun ediyorsun filan. Sen mi kıza şey diyordun? Çok geç gelme diye. Seni böyle çok geçe kadar beklemek zorunda. Kaç oldu ya pencereden bağırıyor. İki oldu. Ya, ama şey neyse boş ver. Senin için ne çok geç? Çok geç şu anki şartlarımla sabah. Sabah ışığı yani. Hani bir sonraki ezan. Sabah ezan yani. Şu an çok geç o. Bu, şu anki yaşam formumla bu. İt kopuk yaşam formu bu öyledir çünkü yani. Gece dışarılarda. Ama normal bir aile için 12-12.30. Çok geç o. Bence gece 3 falan yani. İşte çok geç kalma, 12'de gel demektir. O soralım yani. Hemen sevgili dinleyiciler. Sizce çok geç kalma derken bir anne çocuğuna kaçı kastediyor? Burada anne ve baba farklı saatler kastediyor olabilir. Güzel. Anne kaçı kastediyor, baba kaçı kastediyor? Herkes Instagram Mesut Süre hesabına yazabilir mi? Çok geç kalmadaki çok geç. Annece ne, babaca ne? Evet. Anne daha erken, evet. Tabii. Olabilir. Ben ama şeyi hatırlıyorum. Annemin şey yaptığını hatırlıyorum. Ablamla biz beraber konsere gitmiştik. Çok geç geldik. Annem ablama bayağı bir kızdı. Bana hiç kızmadı. Ablam da niye Serkan'a kızmıyorsun? Bana kızıyorsun deyince annem şey dedi. O erkek dedi. Ablam delirdi böyle. Delirir. Delirdi yani. Hani düşünsene aynı konsere gideceğiz. Ben içeride yatıyorum böyle. Konseri veren kadın. Bir de beraber gitmişiz filan ama çok geç gelmiş. İkide filan. Bence konserin sahibine de annesi belki çok geç geldin diyordu. Jean Barbara filan. Yani. Ya ama 3 oldu. Yani. Birazdan gelelim. 18-22 saatler arkadaşlar. Reklam arası. Sonrasında Rabarba devam edecek. Hiç anlamadığın konu nedir? Instagram Mesut Süre hesabına cevaplarınızı bekliyoruz. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Evet, geri geldik hanımlar beyler. 18.30 yayın saatimiz. Burası Rabarba. Joytürk, sevgili Ömür Okumuş ve Serkan Yılmaz'la birlikteyiz. Hangi konudan hiç anlamıyorsun? Bu akşamın sorusu 0212 368-62-40 telefon numaramız. Telefon numarası için, yabancılaştım. Bir an için unuttum telefon numarasını. Devin de söyledik. Ahiz arkamda kalmış. Şimdi açarız sevgili dinleyiciler telefonları. Hangi konudan anlamıyorsanız buyurun gelin. Bu arada anne için çok geç, baba için çok geç sizce kaçtır diye sormuştuk. 00'dan sonrası hep çok geçtir. Anneyim demiş sevgili Sedef. Anne gece 1.30-2.30 arası evde olmuş ol. Baba kahvaltıya evde ol. Bir de akşam yemeğine gelmeyeceksen haber ver. Baba kahvaltı ertesi sabahın kahvaltısından bahsediyor. Tabii. Ertesi sabah. Baba biraz rahat. Rahat baba yani. Kimde kalıyorsan kal, kahvaltıya yetiş. Genelde burada şey var ya, sen uykun gel yani kaçta geliyorsa onun bir yarım saat öncesi de şey olabilir. Senin için limit olabilir. Anne akşam 20, baba annen ne diyorsa o. Doğru söylüyor. Yani anne... Bazı baba anneyi bırakıyor yani. Ya buradaki... o yüz gözetmeyin beni şununla durumu ya. Öyle bir baba modeli var hakikaten. Var. Yani anne ne diyorsa aslında anneye de diyor o yani. Şey de onun başka bir versiyonu işte. Sabah kahvaltıya gelmeyeceksen haber ver de beni yüz gözetmeyin şununla durumu. Aynı baba şey. Muhatap olmuyor çocukla. Evet. Anneye evet. Bırakıyor. Anne ombudsman gibi. Halkla yönetim arasındaki iletişimi sağlıyor yani. Valla bakalım. Gece 10'dan sonra dışarı çıkmak sıkıntıyken Ramazan ayında sıkıntı değil herhalde. Çocuk gün boyu oruç tutuyorsun handikapından kaynaklanıyor. Ramazan'da daha servis. Ya çocuk gün boyu oruç tutuyor, evet. Bırak da gece geçsin. Evet. Sahura kadar geçsin. Sahura kadar gezmek. Evet. Sahuru yap, arkadaşlarla sahur yapıp gelmek diye de bir şey. Burada mesela benim peder de öyleydi.
normalde 12'de 1'den sonra geldim annem mırın kırın ederdi eve. Ama Ramazan zamanı izni vardı. Tabii sabaha kadar kahvede olurdu zaten. Yani sabaha kadar sahur fırsatını kullanıp kağıt oynamak nedir bana bir anlatın. Sabah ben sahurdan babamı topluyordum. Ama kağıt hayat oynarken. Bu ya. Ama tamam hayat da ya. Bir şey işte ama yani. İskambil... Ya orada biraz şey var biliyor musun? Çok uzun süre nikotinsiz kalma şeyi var. Kahvede istiyor ki derisi emsin. O kahve ortamında anladın mı? Tabii. Çıkmasın oradan. Nikotini deriden falan emsin. Ki alayı sağlığa zararlı yani. Bunu nasıl akıl edemezler babalar. Bu arada başka annem için 12 sonrası geçer ama babam için 9 sonrası. Bak bazı evde de baba 9'a kadar izin veriyormuş. Kız çocuk da belki biraz daha evet. Mesaj yazan kız mı? Evet evet. He. Hanımefendi yazmış. Biz yatmadan gel olabilir. Aileden aileye değişir bir durum ama genelde 11 diye tahmin ediyorum demiş. 23 de güzel saat eve gel için. 23 benim, rahatsız etmez yani. Benim bu konulardaki kuralcılık bana şey geliyordu ya. Akşam yemeğinde herkes sofrada olacak. Sonra ne yapıyorsanız yapın biliyor musun onu? Evet, çok güzel bu. Bence biraz tırt ya. Sonra ne yapıyorsanız yapın diyorsan tırt abi. Herkes geliyor eve. Sen yemek yiyorsun sonra tekrar çıkıyorsun. Evlisin ama bak sana aileyi öğreteyim. Aile ne demek? Hadi bakalım. Hiç aklıma gelmez ya. Mesut Süre bana aile öğretin. Ya aile şudur. Aile sen arkadaşlar. Sen de ben öğretebilir miyim? Tamam ben sen de öğret. Sen de öğret. Olarak, sen de öğret. Ben de tamamen bekar olarak. Tamam. Yani, Allah aşkına. Yıllardır sevgili... yapayalnız uyuyorum ben öğreteceğim. Tamam, sevgili dinleyenler lütfen mentorlarıma iyi bakın. Yani, evet şu anda yaşam koçu olarak ömrü aile ne olduğunu anlatacağım. Aile ne olursa olsun kim nerede çalışıyorsa çalışsın aynı sofraya oturmak ve ne kavga edilirse edilsin çoluklu çocuklu aynı yatakta yatmaktır. Çoluklu çocuklu. Ben öğreteyim sana Ömür şunu sakın unutma ki aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Ha, onu da bir bil. Bunu da bir bil. Aile olmazsa toplum olmaz. Çekirdek aile var. Bir de geniş aile var onlardan bahsedeyim. Çekirdek aile. Anne baba çocuklar. Aile olmazsa üstüne aile bir toplumun harcı. Üstüne koyamazsın yani. Anladın mı? Bunu öğren diye söylüyorum. Yani sen akşam yemekli bilginayla yemezsen bu toplum biter. Gerçekten biter. Biter. Herkes biter. Ailesiyle o sofrada oturacak. O zaman evlenme. Anladın mı? O zaman bayrak taşı bekarlık diye. Yani madem evleniyorsun gereklerini yerine getir. Biz niye sana kızdık biliyor musun? Çünkü biz evli değiliz ve hayatlarımız zor. Yani biz sana çok özeniyoruz ya. Biz çok zor durumdayız. Yani lütfen o sofraya otur. Kıymetli bir ailenin. Evet ya biz akşam ben dışarıdan bence, lahmacun söylüyorum. Bence falan. Bahsettiğiniz olay anne baba yani işte karı kocanın beraber sofraya oturması. Bakın arkadaşlar. Orada çocuğun oturup oturmamasının hiçbir önemi yok. Abi 20 yaşta gelmiş çocuk akşam 8'de sen de aynı sofraya oturup oturması orada. Ne yapıyorsun? Bak işte, bak işte. Bu çocuğun evliliği kısa sürer. Ben size şunu söyleyeyim. Neden biliyor musun? Bana doğru bunu söylemen çok tuhaf oldu. Çünkü. Sen bak Serkan'a bak ibret al. Şimdi bak ben size şunu söyleyeyim. Ben birazdan eve gideceğim. Saat 9 gibi Beşiktaş'ta evde evet. olacağım. Dünden kalmış yarım ekmek döner et dönerim var. Onun tamamlamayı yemeyi düşündüm. Yarısı kalmış yani. Şimdi bu tamamını yani dün yarısını yedim. Yarısı kaldı. Ben bunu yarın yerim diye güzelce sardım. Şimdi bunu ben anladın mı? Güzelce sardığım bir yarım ekmek dönere gidiyorum buradan. O yüzden sahip çık ailene. Sofra kurulsun. O sofrada otur. Burada bu, ne oldu da ben ailesine şey yapmayıp önem vermeyip şey olan çünkü adam sen kurulur. Sofranın önemini anlamamışsın yani. Sofra ve yatak iki şeydir zaten aile. Başka hiçbir önemi yok ki ailenin. Sofrada abi. Beraber olacaksın, yatakta beraber olacaksın. Bu. Aile budur. Bir de bir dakika, apartman aidatı da çok önemli. Onu da ortak ödemeniz lazım. Ya onları bilmem hadi maddi olarak bazı kadın. Yok, diğerlerinden bahsetmiyorum. Apartman aidatı bu çünkü. Yani şöyle, aynı apartmanı kullanıyorsun. Para hiç önemli değil diyen bir kadın bulsam müthiş olur. Yani hiç para hiç önemli değil diyen zengin. Ha. Para yani önemli olan birlikte eğlenmemiz diyen ama hep hesabı onun. Para burada senin için önemli ama. Evet evet. Ama bu para önemli değil diyen zengin. Ama benim ama bu nasıl bir aşk ya? Para önemli değil diye gözlerim ya gözümde şöyle bir görüntü canlandı. Böyle güzelce bir hanımefendi güzel giyinmiş Mesut'un gözüne bakıyor aşık aşık. İşte para hiç önemli değil sevgi olsun yeter diyor sonra Mesut'un gözleri nasıl? Böyle para diye ışıldıyor. Ya, ışıldı yani ama benim için o göze bakıyor. Mesut'un yani. Göz vazoya dalmış evde. Hayır bak şimdi siz şeyi anlamadınız. Vazoya mı dalmış? Artık ama o değil. Bakın böyle sanatçı takılan işsiz güçsüz benim gibi adamlarda tamam mı? Hani parası az adamlarda felsefe bol olur. Yani bu kadını zaten paranın önemli olmadığına ben ikna edeceğim yani. Bu süreç içerisinde. Anladın mı? Yani hayat, 3 günlük dünya. O zaman bir dakika. Şey bir dakika. Sen şimdi kalbe diyen. Bunlar zengin, niye var? Bunlar zenginin parasını yiyebilelim diye var. Sen bu. Zengin ve paraya önem veren bir kadını
paranın yani önemsiz bir şey olduğunu ikna edebileceğini düşünüyorsun. Aynen öyle. Yani bunu kıvırırsak eğer önümüz ova. Parasını alırız diyorsun. O da olur ama dümdüz bir hayat yani. Koşa koşa yaşarsın. Konya ovası sonra. Tamam. Evlilik anlaşması yok yani. Evlilik anlaşması imza atılarsa sen diyorsun ki bu ne diyorsun? Karşıyım. Trip atıyorsun. Tabii. Evlilik sözleşmesine masaya vuruyor musun? Bu ne? Bu ne terbiyesizlik? Yırtıyorum da kağıdı. Seni ben diyorum, aşk dedim sen. Kim kandırdı seni diyorum yani. Evlilik sözleşmesi vazoya sarıp diye. Aynı vazo. Evden gidiyorum. Aynı vazo. Acaba hangi konudan hiç anlamıyorsunuz? Bu akşamın sorusu sevgili dinleyiciler. Çok güzel cevaplar gelmiş. Demiş ki bir dinleyicimiz, düğünde kadınların topuklu giyip onunla oynamaya çalışması. Diyor ve susuyorum. Her düğünün bir delisi vardır. Doğru mu? Evet, ben çoğunlukla o deli olmayı tercih ediyorum. Yani her düğünde bir tane, ömrün düğününde onun de bir tane akrabası vardı. Bizde iki tane vardı. İki tane değil mi? İki tane kadın. Ona onlar arkadaşlarıydı ya, akraba değil de. Öyle mi? Yani mesela hanımın arkadaşı, üniversite arkadaşları. Aynen öyle. Mesela bazısı hakikaten kendini çok bozuyor. Tamam, ve onun görevini söyleyeyim mi? Kamber, o kambersiz düğün olmaz denir. Ya biri kendini o kadar bozar. Kamber diye o mu demek ya? Evet. He. Kamber kendini çok bozar, dağıtır. Herkes de deliye bakar, der bu deli oynuyorsa ben de oynarım der. Herkes de oynamaya başlar. Nasıl olsa bu kadar oynamayacağım. Sıfırdan kalkamazlar yoksa, öyle hani sahneye çıkıp da oynayayım delireyim yoktur. Biri o kadar bozar ki o kadar rezil olur ki herkes onun rezil olması üzerinden rahat eder yani. Yalnız o şey konusunda gelen mesajda hani topuklu ayakkabıyla oynama konusunda eksik bilgi var abi. O düğüne topuklu ayakkabıyla çıkıp nasıl yapıyorlar bilmiyorum. O arada bir ayakkabı değişimi yapılıyor. Öyle mi? Evet, bir anda gelinin boyu kısalır, bak dikkat et düğünlerde. Hiç sen fark etmezken. Bu böyle ulan daha uzun değil miydi falan diye arada böyle bir şey bir göz kısılır damadın. O sırada ona bakıyor damat. Tamam, damat ama bundan korkuyor olabilir. Yani bu bir süreç mi? Hani bu kısalma bir süreç mi? Hani böyle mi devam edecek? Belki şey olabilir. Kız ulan gece 12'de bu balkabağını düşürme olabilir. Bazı kadın evlenmeyi çok istiyor ya. İmza yaptığı gibi salmış olabilir kendini. Yani artık vücut salmış yani, anladın mı? Tamam ya, muradıma erdim yani. Saldım. Çok kısa bir ara. Hemen geleceğiz arkadaşlar. Rabarba devam ediyor JoyTürk'te. Hangi konudan hiç anlamıyorsunuz? Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Evet. Geri geldik hanımlar beyler. Burası JoyTürk Rabarba'dayız. 18.47 yayın saatimiz. Ve hangi konudan hiç anlamıyorsun bu akşamın sorusu? 0212-368-6240 sen telefon numaramız. Telefon numarası veriyorsun, ondan sonra özeye bakmıyorsun, arayan kimseyi açmıyorsun. Deminden beri bir de yanıp sönüyor burada solumda. Çünkü sizi dinlerken muhabbete dalıyorum. Radyocuya bak. Yani konuyu açıyor. Sonra anons bitiyor, ayize geliyor aklıma. Ama şimdi arayan olursa açacağım. Yani artık çünkü ayıp yani. Kaç dakika olmuş. Ara ara insanlar arıyorlar. Bakalım. Kadınların takı merakını hiç anlamıyorum. Yesen yenmez, binsen binilmez. Çok kıymetli bir takı hediye etmiştiniz var mı? Çok kıymetli, parasal açıdan mı? Tabii. Ne kadar çok kıymetliden kasıt? Yani senin için çok kıymetli nedir? Hadi yani bakalım. Manevi olarak kıymetinden bana ne oğlum? Tabii ki parasal olarak kıymeti nedir? 3,5. Var. Vallahi? Tabii. Ama düğün için mi? Evet. Ha, Allah onu demiyorum ya. Allah kahretmesin. Oğlum bak, halamın taktığı artı hediye. Evlilik için alınan yüzük. Bir de ben çok acayip evlilik teklif etmiştim. Hiç haberi yoktu. Şeyde, alışveriş merkezinde böyle ya kararı verdim. Tamam, ben evlilik teklif edeceğim dedim. Alışveriş merkezinde alışveriş yapıp eve gideceğiz. Ben oradaki alışveriş merkezinin içinde de şeyler var ya, yüzük falan satan yer var ya, dışarıya koşturup alışveriş arabası alıp geleceğim dedim. Alışveriş arabasını aldım. Yarıda içeriye girdim. Bir tane oradan yüzüğü seçtim, kutusunu yaptırdım. Dışarı çıktığımda benim alışveriş para takıp da aldım alışveriş arabasını abinin biri almış gidiyor. Onun peşinden koştum, versene dedim alışveriş arabamı. Dışarı bir daha çıkarsam çok geç kalacağım, zaten geç kaldım. Adam ya ben bunu aldım falan, ya dedim ver şunu dedim, aldım elimden. Gittim böyle koşturarak yana. Sonra bir de motosikletle gittik eve. Motosikletle giderken elini böyle benim motosiklet şeyinin montunun cebine sokmuştu. Yüzüğü de ben içine koymuştum ve o kutuyu tutmuştu o, anladın mı? Hani ne olduğunu anlamadan. Sonra öyle evde muhabbet ederken birden şey yapmıştım, teklif etmiştim yani şey. Yine evde. O kadar önden hazırlık, yine eninde sonunda. İyi, ben alışveriş arabasının üzerinde kayarken yüzüğü ben çıkartacak bir falan. Öyle bir hikaye bekledim. Sonuçta böyle evde. Reyonların arasında ama en güzel reyondayız diye. Yine eve gidip çay içerken teklif etmiştim. Öncesini anlatmanın bir anlamı yok. Çay içmedik. Biz şeyler içtik. Muhabbet ettik. Biz yemek hazırladık. Normal yani, salı, perşembe etmiş, salıdan sonraki hayatını anlattı bize. Bize ne ya önceki günden.
Erken uyudum o gün. Tutmamış bir dizi vardı. Biz seviyorduk ama hanımla Star'da. Ama bir şey söyleyeceğim. Diğeri çok klişe değil mi? Götürüyorsun ama... restorana, anlıyor zaten. Bunu da hiç anlamadı. Ben muhabbet arasında açtım. Anlamadı ama sen zaten normal hayatına devam etmişsin yani. Teklif etmeyecek gibi. Yani sürpriz böyle bir şey değil yani. Sürpriz tamam olarak şaşırtmaktır. Ama bak sen... Çok şaşırdın, emin olabilirsin. Çünkü hiç beklemedi yani. Ama yani bize neden anlattın bütün bu alışveriş arabasını falan? Biz onu anlamadık. Onun hiçbir önemi yok bu hikayede. Sen bir tane yüzük edinip evde etmişsin aslında. Ama öncesi tamamen sizin zamanımı çaldın. Sen bizim zamanımızı çaldın ya. Bir şey söyleyeyim. Anlatıcılık diye bir şey vardır. Olayı böyle renkli... Olayı güzel kardeşim bak götürürsün. O da bu değildir. Anlatıcılık var olan olayı süslemektir. Sen onunla hiç alakası olmayan bir alışveriş yolculuğunu bize hikaye diye kaktırdın. Tamam, sürpriz yapmaya çalışan adamın alışveriş arabasını kaptırması komik mi değil mi? Mizahi yönden bak, ben bu sefer komik diye komik ya da değil. Zaten değil de onu tartışmıyorum. O senin yüz eyleme teklif etmenle uzakta yakından alakası olmayan bir şey. Ya şey, arabaya keşke yüzüğü taksaydım. Tamam. Mesela böyle anlatma. Yerine... Tamam, o tamam. 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 Mesela arabaya ben yüzüğü yalan taktım. Yalan olduğu belli olur ama en azından hikaye yazıyor falan derdik. Yani. Tamam, şey, arabaya yüzüğü taktım. Sonra o giderken çıkartınca bir anda anlattın, aa dedi. İlk anlattığın haliyle deli saçması tamam, gerçekten. Bundan sonra böyle anlatacağım. Öyle anlat. Tamam, yani bu çünkü sonra... ya kimse ilgilenmez öncesiyle, anladın tamam, mı? Tamam, anladım, hatamı anladım. Ya, vallahi, oğlum, keşke kendi aramızda konuşsaydım. Evet, canlı 30 şehire canlı yayın yapmadan önce bunu karar verseydim. Bundan sonra öyle anlatacağım. Babaannemin siyatiği vardı diye alakası şeyler. Oradan... Bu arada var babaannemin siyatiği var. Anlatabilirim yani. Rica ederim. Sonra yine yüzüğe bağlanacaksa. Bağlanır. Sen gönlünce anlat en son yüzükte. Vallahi ne istiyorsan anlat ya. Hanımlar beyler. Tövbe estağfurullah. Burası da var mı? Burası Joy Türk. Sinirleri bozuldu. Dünyanın en anlamsız hikayesi. Bütün Türkiye. Ama eğlendik. Tabii ki. Bak, tabii canım. Bak yani. Tabii. Her şeyin yanında yoğurt yiyenleri anlamıyorum. Mesela neyin yanında yoğurt? Pilavla yoğurt yer misiniz? Ben yerim. Vururum tabii, hiç affetmem. Vurulur. Makarnayla. Biz o gün yoğurt da yedik de neyse, açmayayım artık. Ya, hadi, çık şu hikayeden Allah'ım. Yaşandı, bitti gitti, o tamam. Gün, o günün kimseyi ilgilendirmeyen ayrıntıları lütfen artık yeter, şu günden çıkalım. Tamam tamam. Çok etkilenmişim. Bir arabaya 1 lira para taktı diye. Bu nedir ya? Bitmedi hikaye. Ne alışverişmiş arkadaş ya. Satın alınacak bir şey için ödeme yaparken sıra beklemeyi anlamıyorum demiş Ayas. Onu yani, bilinçli yapıyorlar zaten ya. Zaten ödeme yapacaksın. Hmm. Bir de sıra bekliyorsun. O zaman onu firmalar, online e-ticaret. Senin, firmalar senin bunu bilinçli şey yapıyorlar evet, çoğunlukla. Yani seni şey, bayağı şey yapıyorlar yani. Ben bir tane büyük bir marketin, yani marketten girdik ama sonunda evlilik yok. Tamam. Ya şey, dergiden çıktım sabahlama sonrası, otobüse bindim, köprüde acayip bir trafik var. Sebebi de bir alışveriş merkezi yeni açılmış ve indirim yapmışlar. Ya o kadar trafik olmuş ki haber oldu. Bütün Türkiye'ye haber oldu. Bu dev bir viral reklam oldu ama sonra baktım. Adamlar gerçekten içeri girişte arabaların içindeki bomba var mı bilmem ne var mı diye bakış işlerini çok yavaş yapıyorlar ki. Hani bir trafik oluşturmak için bayağı bilinçli olduğunu görebildim yani. Hani orada trafik oluştuğu zaman insanlar, aa burada trafik oluyor, demek ki burada acayip mallar varmış, demek ki çok ucuzmuş ki trafik oluyor gibi bir his yaratıyorlar. Ve bu o kadar ortada, o kadar bilinir bir şey ki o hisse kapılmamak lazım yani. Bilerek yapıyorlar. Peki yine bambaşka bir hikayeyle karşınızda Serkan Yılmaz. Eşimi anlayamadım, anlayamıyorum. 6 ay önce taşınalım teklifinde bulundum. Binbir mazeretle geçiştirdi. Şimdi de kendi taşınmak istiyor. 6 ay öncesini hatırlattığımda o zamandı diyor. Babamın bakarız demesi gibi sinir oluyorum demiş. Doğru mu? Kadın taşınalım dediği zaman taşınılır ya. Değil mi? Böyle yani bu iş. Erkek karar benim, vermez benim, yok benim de başıma aynı şey geldi. Çok yakın zamanda taşındım biliyorsun. Ben 4,5 sene Anadolu yakasında oturup Avrupa yakasında çalıştım. Hala da orada çalışmaya devam ediyorum. Eşim de iş değiştirdi ve Avrupa yakasına geldi. 4 ay sonra taşındık. Ya 5 yıl ben o yolu çektim. 4 ay sürdü. Yani 4 ay içinde ben yeter taşınalım dedi ve hemen taşındık yani. İşte evlilik. Evlilik ne oldu? Ne oldu bana yarım dönerle evlilik şey yapıyordun. Anlatmaya çalışıyordun bir önceki anonsda. Evlilik şöyledir, evlilik böyledir. Evlilik budur oğlum işte bak. 4 ay içinde tamam diyorsun, taşınıyorsun. Bu senin yaptığın şu anda kerizlik. Bu evlilik değil. Yani ağırlığını koyamamışsın. Ben mesela senin baban olsam utanırım senden. Abi bir şey söyleyeyim. Sırf ağırlık koymak için ben niye 1,5 saat yol çekmeye devam edeyim? Benim istediğim oluyor şu an. Ama 5 sene boyunca niye olmamış? Yani şu bir kere şu konuda açık olalım. Tamam, amcan haklısın. Olsam, baban olsam utanırım senden yani. Bizim sülalemizden bu çocuk nasıl büyüdü diye utanırım yani. Hiçbir bize örnek almadı derim. 5 yıl boyunca
trafik çekti bu keriz. Evet. 5 yıl boyunca çektin. Hanıma gelmiş 4 ayda taşımışsınız. Bunu kabul ediyorsan. Ben Ömür'ün amcası dayısı falan olsam çok mutlu olurum. Güzel adam ya. Ne güzel yeğenim var derim. Ben şey derim. Hiç yani. Evlilik konularına girmem çünkü karışılmaz. Evliliğe karışılmaz Mesut. Ben şey derim. Dışarıdan dayı olmuşsun, amca olmuşsun. Çok, öğrenememişsin. Çok akıllı kadına verdik bu çocuğu, iyi yapmadık derim. Vallahi bu kadın derim bu ya, çocuğu. Tamam ben de arkasından konuşurum, yüzüne hiçbir şey demem. Yüzünde işte şimdi ben söylüyorum. Yani bu çocuk evet. kendini vurur derim dayısı olarak. Bu çocuk derim yani arada bir bakalak olalım bu çocuğa. İyi değil durumu derim. Sen kötü olursun sonra. Ha kötü olurum evet. Kötü görüşmezler olursun. Benimle ailece. Çünkü hanımı ağırlık koyar. Tabii ki. Benle de küserler. Tabii. Durduk yere. Arkandan konuşulur bir de bayağı bir sen durduk tabii, yere. Tabii. Yani akrabalar toplanır bensiz. Tabii sen bayramlarda yine, sen bayramlardaki baklavayı ateş ettin. Yani şu anda bayramlardaki tek, baklavayı vurdun yani. Bir teksi baklavayı revolverle vurdum az önce. Allah kahretmesin. Hanımlar beyler bu arada şimdi küçük bir araya gireceğiz ama yeni saatte bambaşka bir konu konuşacağız. Hiç anlamadığın konuyu rafa kaldırıyoruz. Çok güzel. Daha önce de Rabarba'da sorduğumuz bir soru var. Şimdi ben Instagram'a da soruyu düzelterek yazacağım. Doğu nedir? Dünyanın doğusundan bahsediyoruz tabii ki. Batı nedir? Örnek veriniz. Doğu kültürü ve Batı kültüründen örneklerle konuşacağız bir saat boyunca. Mesela ben anne tarafım köylü. Duvarda asılı tüfek ve seccade doğudur. Hmm, şey bence doğu kağıt, batı da elektrik. Ha, sen iyice şeye gittin. Tarihte eski icatlara mı gittin? Ha. Hepsi olur. Hepsini konuşacağız tek tek. Doğu nedir? Batı benim, nedir? Benim için de doğu şey Pakistan ve Hindistan'daki toplu taşıma hadisesi. Direkt doğu deyince o geliyor benim gözümün önüne. Valla. Trenin üstündeki insanlarla o geliyor. Hemen geldik. Mesut Süreyler Rabarba devam ediyor. Evet. Geri geldik arkadaşlar. Yeni saat, yepis yeni bir soru ve artık anonslarımız daha az kesilecek. Daha uzun konuşacağız. İkinci saati ayarladık bir şekilde kendimizce. Doğu nedir? Batı nedir? Örnek veriniz. İlk telefon geldi bile. Alo. Hocam iyi yayınlar. Hoş geldin hocam. Nedir doğu, nedir batı? Buyurunuz. Abi doğu benim için askerlik, batı tezkere. Çok tatlısın. Peki teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Daha çok arkadaşlar dünyanın doğusu ve dünyanın batısı olarak düşünelim istiyoruz. Ondan sonra cevaplar gelmeye başladı bile bak. Doğu kına gecesidir. Batı bekarlığa vedadır. Şimdi bu bekarlığa veda kadınlar da yapıyor şimdi mesela. 5 kadın, 4 kadın. Evet. Çok güzel bir bekarlığa veda yapıyorlar. Çıkıyorlar, eğleniyorlar, içiyorlar. Ondan sonra acaba. Sen yaptın mı bekarlığa veda? Yapmadım yok. Yapmadım. Çünkü senin ruhun. Hayır. Çünkü size söyledim. En fazla hiç öyle egzantrik bir şeyle gelmediniz bana. Bildiğin Kadıköy'de toplaşıp. Biz halı saha filan önerdik. Bekarlığa veda. Benim bekarlığa vedamda forvet oynuyordum. Bu yani. Normalde defans oynatırlar. Forvet. Hadi senin bugün senin günün. Sen geç forvet edin. Vur dedik istediğin gibi. Yani pas atmana gerek yok. Şut da atabilirsin dedik. Buyurun. Benim bekarlığa vedam yine yalnızlıktı. Yani yalnız odada bekarlığa yani bir şeye veda edeceksen onunla birlikte olmalısın. Ya ben bekarlığa vedayı bekarlığın içinde yaptım yani yine böyle bekarlığımı yalnız geçirdim öyle. Ya yani bekarlığa o gece veda ettim ve en son şey dedim geri döneceğim dedim. Çabuk döndün ama şendol. Bir an evvel döndüm. Hanımlar beyler doğu nedir batı nedir? Instagram Mesut Süre hesabına cevaplarınızı yığınız. 0212 368 62 40 telefon numaramız. Batı losing my religion'dır. Doğu ayınamıyorum şarkısıdır demiş Aşkın Uryen gider. Kebap, çökelek, tulum peyniri gibi organik ürünler istiyorsan doğu, zeytinyağlı diyet ürünler, meze, balık istiyorsan batı demiş sevgili Gökhan Ercan. Balık da batı, şey doğunun değil mi ya? Belki Türkiye için gene. Evet, evet o Türkiye şey yap. Genelde daha çok böyle dünya. İzmir. Evet. Dünya olarak düşünelim sevgili dinleyiciler. Bence doğu batı şey ya harita üzerinden şey. Doğu bilinmiyor abi bizde. Evet. Mesela dünya haritasını gözünün önüne getirmeye çalıştığın zaman doğu ülkelerini sayamıyorsun abi. Kimin komşusu kim? Kimin nereye kıyısı var falan hiç. Doğru sayamıyorsun. Çünkü bizim hep. Gözler hep batıda olduğu için. Yok yine Avrupa'yı çıkartıyorsun. Ya. Doğu daha kolay değil mi ya? Yok ya nasıl daha kolay? Ne bileyim Çin var işte Sovyetler ya, var. Tamam hangi Japonya ülkelerin var. Olduğunu açık biliyorsun canım. Hangisi doğunda hangisi batında. Haritasını falan hiç bilmiyorsun. Ha. Hangisinin Hazar Denizi'ne kıyısı var biliyor musun sen bilmiyorsun. Yani işte Kuveyt. Hazar doğuda Kuveyt mı? Hazar doğuda mı? Hazar. Yani onu bir soralım bakalım baştan. Doğu deyince halı
gelir akla demiş. Samuray gelir. Doğru. Doğu samuraydır. Evet. Teknoloji, egzotik değişik yemekler. Teknoloji Hindistan'dan bahsediyor herhalde. Hindistan'dan Doğu. Mı? Batı deyince aklıma bir şey gelmiyor. Bence Japonya'dan bahsediyor abi. Ha, doğru. Hindistan olur mu ya? Hindistan'da şey ya, bilgisayar mühendisleri var. Milyonlarca. Abi tamam da bilgisayar mühendisi var. Abi 1 milyar nüfusu var. Tabii adamların ya, tamam. Milyonlarca bilgisayar mühendisi vardır. Ama yani. Yok yok. Şeyde, nasıl Japonya'nın önüne geçebilir bunlar yani? Mühendislik konusunda Hindistan çok tepelerde. Ya çok atıyorsun şu an yani. Yok, evet. Doğru. Hindistan konusu doğru, hiç doğru, ben çalıştık. Hindistan'da ya, bak ben sana şunu söyleyeyim. Hindistan'ın bıçakla ikiye kes. Yukarısı var ve aşağısı var. Orta direk yok. Zaten böyle kötü yönetilen ülkelerde orta direk olmaz. Orta direği çökertirsin. Böyle bir zümre olur. Çok zengin bir de çok fakir olur. Hindistan öyle. Evet evet. Yıllardır sömürge mömürge işte doğru düzgün bir lider yok, bir şey yok. O yüzden de bilim insanları var böyle tepede böyle onlar, bir kazanan. Bir de çok fakirler var. Onlar bir de inanış olarak da şeye de inanıyorlar çoğunlukla. Reenkarnasyona yani. Ya karınca da olabilirdik gene iyiyiz diyor yani. Bir de onlarda şey yok mu? Bir sonraki hayatımda çok zengin olacağım. Var. Değil mi? Onu rahatlığıyla fakir takılıyor. Ben de mesela arada karıncaya, kediye, köpeğe bakıp çok olmuştur şükrettiğim. Dişim yani. Ağrıyor mesela. En azından köpek değilim deyip çok ayıp tabii de. Ben geçen metroda ki birçok dinleyicimizde ne köpekler vardı işin çıkışabilir ama buyurun. Metroda karınca buldum. Yukarı çıkartayım dedim. Hani yukarı çıkartayım dedim ama hani yürüyen merdivende falan elimde yürüyor, oraya yürüyor, buraya. En son böyle parmağımı ısırmaya başladı böyle ve hani ya ben sana iyilik yapıyorum karınca hayvan. E karıncalar yer altında yaşar ya, ondan mütevelli. Sen kötülük etmişsin. Hayvanı yurdundan niye kopartıyorsun? Metroda adam? Ne işi var abi, ne yiyecek metroda? Yer altı değil mi metro ya? Yer altında ne yiyecek? Ya şöyle yani? Düşün, onların zaten kendi yuvalarında da yaptıkları şey minimal bir metro gibi. Her taraf tamam tüneller yani. Müneller. Hayır bir de belki karışmasan 4. Levent'e gidecek. Anladın mı? Durduk yere. Aa, bir kere de şey olmuştu. Metroda gecenin bir yarısında kimse yok. Böyle hatta Instagram'da çok öncelerden fotoğrafını da paylaştım. Bir tane sivrisinek böyle duvarda duruyor tamam, ama kimse gece olmaz da binersin ya. Gittim böyle tam öldüreceğim. Bızzt yaptı. Böyle şey gibi oldu. Sana ne lan dermiş gibi oldu. Metrodayım yani. Hani evinde değilim. Bir yerde değilim. Ha doğru. Yani dışarıdayız ya. Böyle bir bızzt yaptı hani. Sana ne gibi oldu? Rahat bırak ya. Daha sana ne yapayım diye. Yani burada duruyorum çünkü ben. Çünkü tenha yani. Diye gelmiş o bir de. Yani sen onu rahatsız ediyorsun şu anda. Anladın mı? Son metroya binmek her zaman şey bir şeydir. Hüzünlü bir şeydir. Tabii, az insanın bindiği toplu taşımada olmak. Otobüs, metro. Bir yani, kişisin, iki kişisin. Mesela cumartesi son cumartesi günü Kadıköy'den dönen son metroya biner. Sen hiç öyle olmuyorsun abi. Çünkü çok, aslında erken bir saatte bitiyor cumartesi için. Ha, evet doğru. Gece 12'de baya milyonlarca insan sıkış tıkış biniyorsun. Hiç yalnızlık sıfır. Bir de gece yarısı giden çok hızlı otobüs oluyor ya. Hani son otobüs ve yollar boş ve garaja giden otobüs mü? Ya lambur lumbur gidiyor ya. Böyle lan diye gidiyorsun yani. Garaja gider yazıyor ya otobüsün üstünde mesela. Hiç bilmiyoruz. Nereye gidiyor? Ben yani sadece ama hangi garaja? Ben garaja gider yazan otobüsün içinde oturan adam nereye gidiyor onu çok merak ediyorum. İçinde bir, adam bir tane adam oturuyor biliyor musun? Böyle şey arkadaşı oluyor herhalde o şeyin, şoförün. Tabii şoförün arkadaşlığı diye bir şey var ya. Hani şoför arkadaşı zaten şeyden demirden bile tutmaz. Çünkü o şoförün arkadaşı onun demirden tutmasının dengesini sağlar zaten yani, eli cebindedir onun. Böyle tanıdığı alıp bedava götürüyorlar ya, o zaman üzülüyorsun. Mesela minibüs duruyor bir anda. Gel gel diyor, ben atayım seni diyor arkadaşı, oturuyor. Para almıyor ondan filan. O zaman çok kıskanıyorsun. Ben yani. Çocukken yani ortaokuldayken işte benim oturduğum mahalleden kalkan bir otobüs hattı vardı. Hani her gün aynı şoföre denk geliyorsun. Aynı saatte gittiğin zaman okul servisi gibi oluyor artık yani senin için. Bir süre sonra şey olmuştu. İş vermeye başlıyordu şoför sana. Her gün görüyor tabii. Şey yapıyor işte, camları açıyor mesela otobüsün bütün camlarını, böyle tepeden çıkan camları vardır ya otobüsün, onları açıyorduk falan. Yani yavaş yavaş iş veriyor sana yani. Batı Hollywood, Doğu Bollywood'dur demiş bir dinleyici. Evet, sinema sektörü olarak öyle. Doğu'nun sineması, ama şimdi mesela İran bayağı ilerledi sinemada. Öyle mi? İran sineması. Ben yani, hiç 2-3 tane yönetmen var. Ödüllü 2-3 yönetmen var. Bahman Gobadi. Tabii baskı görenin kafa basıyor galiba ya. Ha yaşa. Baskı görenin kafa basıyor. Güzel güzel yani, baskıdan dolayı şey diyorsun yani. Bari diyorsun üreteyim. Bari bir şey yapalım. Ha, bir şey hani yani. Çığlığımızı duyurayım. Bence kameraya çekeyim. Bence İran sinemasına çok sığ yaklaştık şu an. Baskı gören bir de kurgucu bulursam.
baskı gören 3 tane oyuncu zaten baskı görüyorlar. Para da vermem. Tabii kameramanlara da biraz baskı gösteriyor. Gece geç çekim. Ya aslında İran sineması faşizmdir diyebiliriz. Herkesin birbirine. Gece yönetmeni dürtüyor. Kalk kalk kalk, montaj duruyor. Kalk diye. Yani, çünkü yani bir kere baskı gören gördüğü baskıyı başkasına da yapar. Bu iş böyledir. Zincirleme. Dünya tarihi boyunca. Yani İran sineması yasaklanmalı. Son olarak bunu söylemek istedim. Ama bu onların iyiliği için yasaklanmalı ki daha iyi ürünler ortaya çıkarabilsinler evet, diye. Evet. Doğu nedir, batı nedir? O güzel. Doğu dansözdür, batı striptizdir. Güzel, daha doğru. Güzel cevapmış, evet. Batı striptiz. Mesela bu bizdeki bekarlığa vedalarda işte erkek erkeğe diyelim ki ondan sonra striptiz çağıracağım ben diyor. Striptizi çağıracağım diyor hanımına. Kabul ediyor o da. Son bir diyor. Tamam diyor yani. Yani bizde mi? Bizde de denk geliyorum şimdi son zamanlar. Tabii tabii. Ya dansöz değil ama. Dansöz çünkü demoda görünüyor. Değil değil tabii. Striptizci yani. Kadınlar var öyle bizde. Erkek striptizci çağıranlar. Bunlar tabii biraz daha pastanın kaymağı. %2'lik bir kısım. Geliri yüksek kısım ama duyduğum böyle hikayeler var. Gitmedim işte hep böyle. Yalnız pastanın kaymağı deyince gerçekten orada kaymak da vardır yani. Pıs diye sıkılar. var. O kaymak değil la, o krem şanti. Krem şanti kaymak vardır, bildiğin tabii. O bala katılan o. Ben de doğuda kaldım. Eğer bir striptizci bal kaymak değil kaymağı süresi üstüne öncelikle günah oldu. Yani zaten kendi de günah da ondan önce yani. Evet, bir de kaymak şöyle üretilen bir şey biliyorsun. Süt kaynatılıyor üzerindeki evet. Kaymak alınıyor falan. İçi ortam hiç alakasız. Yani onu striptizci üstüne sürüyorsa ben gerçekten ortamı bozarım. Bu da yasaklarsın. Yani yasağa karşıyız ama. Kocaman tencereye sütü koyuyorsun. Beyler bugün çok çılgın olacak diye. Karıştırıp duruyorsun. Bak bakayım kaynamış bir süt. Sütü kestiniz karıştırmadınız diye süt kesildi. Birader nerede kaldı bu kadın? Yoğurt oldu mu diye. Ne kadar üzücü ya şu an. Evet ya, bakalım sevgili dinleyiciler. Doğu nedir, batı nedir? Bak güzel. Doğu lahmacun, batı pizzadır. Zaten onların İtalya'da bir yerde ilk çıktığı yerde pizzanın pidaymış adı. Aha. Yani pida, bayağı pida, Türkiye'deki pida işte. Napoli'de çıkmış. Yok ya, da mafyaların olduğu yerin ismi neydi? Sicilya. Sicilya'da pida deniyormuş. Etna Vezüv. Yanardağları direkt sivinde baskıdan dolayı. Bilmiyorum daha önce anlattım mı ama bu pizza lahmacun muhabbetinde benim başıma şey gelmişti. Biz işte çocukken Bodrum'a tatile gittik ailecek. Babam da tabii memur adam, çok şey yapıyor. Çok para hesabı yaparak, yani kuruşun hesabını yaparak bizi tatile götürüyor. Bodrum çok merkeze tatilmiş ama evet, kuruşun hesabı hakikaten tatilmiş. Öyle ama hakikaten şey minimal ya, mesela bir şey istiyorsun diyor ki yok, o hesap dışına çıkıyor, olmaz falan diyordu. Bodrum merkeze gittiğimizde işte çok acıktık falan, dedi ki buyurun hani şurada bir şey yiyelim, oturduk böyle bir yere. Bu da şey yaptı, menüden bak her şey çok pahalı, garsonu çağırdı, dedi ki sen bize bir tane Turkish pizza getir. Turkish pizza dedi adam da, tamam abi dedi, gitti getirdi bir tane lahmacun. Babam tekrar adamı çağırdı. Oğlum dedi sen gerizekalı mısın dedi. Yani Turkish pizza yazmışsın buraya. Ben zannettim ki o bildiğin pizza. Hı. Yani üzerinde söylesene bana lahmacun bu diye. Getirdiniz herkese üçer tane daha şundan yiyelim. Öyle mi? Vay, o kadar pahalıya satıyorlardı ki onu Turkish pizza şey zannetti yani. Sonunda kıymış ama paraya. Üçer tane söylemiş. Artık güzel bir tane lahmacun gelmiş. Devamı gelecek mecbur ya. Sonraki dondurmalar gitti haberiniz. Ya sonraki birçok dondurmayı tabii kaybettiniz canım. Siz ya, orada yani. Ben de mesela... sonraki... cebinden mi veriyor sanki baban, senin dondurmandan veriyor. Bir sonraki ayakkabısı gitti, haberi yok yani. Üçüncü lahmacun da spor ayakkabı alınmayacak. Ya, çok iyi şey ya, babama öyle yaklaşsaymışım o zaman. Sanki kendi cebinden mi veriyorsun, benim istikakımdan veriyorsun diye. Doğu hat sanatıdır, batı kübizmdir demiş. Bir dinleyeceğiz. Evet, hat sanatıdır. Hat sanatının karşılığı kübizm mi? Onun da bir ruhu var ama. Bence bulamamış karşılığını hat sanatı. Bence durduğumuz noktadan ikisine de eşit uzaklıktayız. Bunu kabul edebiliriz. Yok, hat sanatında yine bir adımı yazdırmışlığım var benim ya. Öyle mi? Kübizm dediğin bayağı bir akım yani o. Başka arkadaşlar şey. Doğu nedir, batı nedir, örnek veriniz. Cevaplar yığılmaya devam ediyor, yığılmaya Instagram'dan. Doğu tumturaktır, batı ihtişam. Vay, ne güzel cevap gelmiş. Tumturaklı. Ne demek tumturak? Gösterişli. Hmm. Batı da ihtişam. Ya bir de eskiden şey yok, varmış. Yok, doğu tumturak da şey galiba ya. Ölçülü. Ölçülü anlamında yani, hani abartı olmadan.
gerektiği ha, kadar. Sade anlamlar. Şıklık falan ha, gibi bir bravo, şey. Bravo yani. Olabilir. Tumturak. Gene de bir bakın Tehlik. Şimdi yayındayız. Bir bak da bakayım bir tumturak. Neyse bir gözler kısıldı zaten tumturak bana açıklarken. Bir de eski teknoloji teknoloji yokken hani evde merdiven hava kaynağıymış. O yüzden o şey hani hava atma yöntemiymiş. O şey vardı ya Damdaki Kemancı'daki o adamın söylediği şarkıda hani bir tane merdiven yapacağım sırf çıkmak için, bir tane merdiven yaptıracağım sırf inmek için, bir tane de merdiven yaptıracağım sırf böyle şatafat olsun diye diyordu. Ha. Zengin olursa bunları yapacakmış. Çünkü o zaman başka ne yaptıracak yani hani avize merdiven bu yani. Başka şey... Çok acayipmiş ya. 20 şerit merdiven var. Hepsi aynı görev geliyor. Ya hep de bu iki kişiyiz bu evde diye. Bu ne kadar merdivenli. Doğu entaridir, batı kot bluz. Kot da bitti ya. Yani kot virgül bluzdur yani. Kot bluz dedim. Kot bluz. Ben de kot bluz nasıl bir şeydi? Ben de okudum. Uyumazdan onda sıkışır insan ya. Virgül koymamış. Kot bluz dedi. Herhalde hani modayı da bilmiyoruz ya. Yani. Acaba dedim son dönemde bir gazlanıyor mu kot bluz? Entari şeyde de var ya. Atıyorum 1750'nin Fransa'sını düşün mesela. Ha. Öyle bir hikaye düşün. İşte şey... Christmas Carol falan. O hikayeleri düşün. Oradaki karakterler de entariyle falan uyurdu. Hep öyle çizilmemiş ama miydi onlar? Ama ismi entari değil ya onlar. Bir de bellerine şey takıyorlar. Nedir ona? Kadınlar. Ha, korse. Korse takar. İçine demir giyerler. Böyle daha böyle. Yok, gece uyurken için. Gece uyurken normal entari giyerdi erkekler orada da. Yani entari daha bence şey. Sonradan ayrılmıştır belki. Batı bıraktı yani. Batı bıraktı. Siz hala evet. Kullanıyorsunuz. Anladın mı? Doğu yufka ekmeğidir. Batı baget ekmeğidir demiş. Aa bak bu güzel, bu güzel evet. Güzel. Hakikaten öyle. Doğru, hakikaten doğru. Gerçekten yani. Öyle yani. Bu arada bu batıdaki baget ekmeğini burada da yapsalar diye çok istiyorum ben ya. Burada yapamıyorlar ya tam. Doğu bu da bu arada yemek endüstrisinde, gıdada batıyı donunda sallar yani. Hiç katılmıyorum. Batı kim ya? Hiç katılmıyorum. Nasıl katıl? Gerçekten ben de katılıyorum buna çünkü yemek abi yok onlarda. Aga hiçbir şey doğudan yok. Doğudan kastınız ne abi sizin burada? Doğudan kastınız. Hiç yemeği yiyebilir misin mesela? Doğudan kastınız biziz mutfağı. Ya Doğu. Türk mutfağı ya Doğu. Hadi buyur. Ne oldu hep dünyadan örnek verin diyordum. Mutfağa gelince kafa ya Antep'e tamam, gidiyor yani. Ay, tamam ama mesela Batı'nın mutfağı ne Batı'nın mutfağı? Bana anlat ya. Abi olur mu ya? Hamburger. Pizzası var. Hamburger olur mu abi? Hamburger dediğin sırf Amerika ya. Pizza ne? Makarna pizza. Ha. Kırmızı aga, eti ben var. Ben Avrupa'nın, Avrupa deneyimde Balkanların tamamını dolaştım. Tamam mı? Balkanlarla biz bir kere aynıyız. Tamamen hamur işi, börek, çörek ya. Balkan hiçbir şey yok. Bir kere kahvaltı konusunda berbatlar. Tamam, hiçbir kahvaltı şey konusunda biz çok iddialıyız. O konuyu kabul ediyorum da. Doğu dedi mi? Benim kafam uzak doğuya gidiyor abi. Onların yemekler yenecek gibi değil ya. Doğu nedir? Batı saksafondur demiş bir dinleyicimiz. Bak bu enstrümanlarda da fark eder gerçekten. Evet, değil mi? Ama ikisi de güzeldir. Ama ne çok daha şey bir şey ya. Aslında galiba Doğu biraz daha meşakkat ya. Bir de bu Doğu müziğiyle. Valla bak bence bu şey bu Doğu meşakkat, Batı pratiklik abi. Evet, evet. Doğu'nun bak bütün enstrümanları falan da mesela çok meşakkatli. Çok uğraş ve sabır isteyen bir şey. Neyden ses çıkarmak için bir de bir ay ders alıyor adamlar. Sırf bir ses çıkartabilmek için geçtim notayı ezgiyi falan. Doğu'nun her şeyi ızdırap yani böyle uğraş didin. Ya o Batı'da neyden, pratik işte yaptım oldu diyor herif. Neyden çalıyorum. Ses çıkarmak için dudağının hemen kenarına böyle belli belirsiz koyuyorsun. Belli belirsiz koyuyorsun ki. Bir aylık dersi böyle anlatamazsın burada. Ben ilk seferden çıkardım o yüzden. Serkan'cığım belli belirsiz diyerek çocuklara buradan anlatamayız yani. Hani... Daha güzel anlatım ama. Yani evet ama. Tam böyle oraya değiyor mu değmiyor mu belli değil gibi tutuyorsun çıkıyor ses. Böyle uyumakla uyumama arası. Öyle öyle bir şey. Yani doğa enstrümanı şekerlemedir. Yani bir yerde böyle televizyon izlerken bir gidersin ya bir yarım saat. Gözler de kısılıyor. Bir neyi çalan birini düşünün gözleri de kısılıyor. Öyle bak, hani. Bu yarım saat şekerleme şu oluyor. Haberler izleyeyim diye oturuyorsun da böyle spor haberlerinde uyanıyorsun. Biliyor musun hani haberlerin tamamı kaçmış. Böyle bir kalkıyor spor. Tam bir haber süresi gibi uyumuş. Peki sen şekerlediğin zaman bana oluyor. Mesela gözler gidiyor hafif. Bir açıyorsun kanal değişmiş. Sinirleniyor musun? Tabii. Sinirleniyorum. Bende de çok oluyor ya. Hanginiz yaptı bunu diye. Acayip canım sıkılıyor. İzliyordum ben onu diye. Bir de böyle kalabalıksa gözlere bakıyorum hangisi yaptı bunu diye. Çünkü kumanda gene ortada yani. Babaya çok yapılır bu. Baba uyur, biri kanalı değiştirir, kumandayı aynı yere koyar. Sonra der ki sen değiştirdin baba. Hatırlamaz, yeni uyumuş diye. Hadi gelelim birazdan. 19.26 yayın saatimiz. Arkadaşlar cevaplarınıza devam edelim Instagram Mesut Süre hesabından. Doğu nedir, Batı nedir? Örnek veriniz. Sizden gelen cevapları okumaya devam edeceğiz. Ömür Okumuş ve Serkan Yılmaz konuklarımız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Çuk 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 çuk.
19.34 yayın saati bir sevgili dinleyiciler. Instagram'dan katılımınız epey yüksek. Teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Sizden gelen cevaplara şöyle bir bakıyoruz. Doğu nedir, batı nedir örnek veriniz. Bakalım sesimi azaltayım. Evet. Peki. Doğu taraftar, batı holigandır demiş. İngilizlerin holigandarı çok meşhur. Onlar bir de yani... Vallahi bir tane film var, çok sağlam bir film. Geçen hafta Konya... ne maçıydı? Başakşehir. Başakşehir maçını izleyince... Tabii bizde de holigan var. Her yerin holiganı var da İngiliz'inki biraz daha değişik. Ben mesela bir film izlemiştim. Yabancı film. İngiltere taraftarı. Galiba Tottenham taraftarı. West Ham taraftarıdır. West Ham. Olur. Bravo. West Ham da olabilir. İzledin mi sen o filmi? İzledim, kızıl tabii. Bir çocuk oynuyor başrolünde. Sarı. Ha yok, ben Frodo'nun oynadığını diyorum. Yani. Ha yok. Öyle mi? Ha, ha ben de onu diyorum. Tamam işte. Tamam. O çok güzel film o. Ha, West Ham olur. Onda mesela bütün gün bir yerde bir bardalar. Hı-hı. Pub'da. İçiyorlar mı içiyorlar. Alkolsüz. Ondan sonra birbirlerine dalıyorlar sebepsiz. Yani böyle ama kültür o yani. He. Kendi aralarında da bir gerginlik var sürekli böyle hani hep bir şey yapılıyor. Aralarından bir tanesi seçiliyor da onun üstüne gidiliyor filan. Böyle şey üstünde, ateş üstünde bir taraftarlık. Çok hoşuma gitmişti ama. Valla. Ha, çok of. Böyle dahil olmak istedim orada ben yani. Ben filmi izlediğimde şey dedim ya, Premier Lig'de bu değil dedim ya. Ben bu işi izlemiyorum bunu dedim. Premier Lig bu değil. Sinemalarda. Valla ben bir ara evin bir odasını Airbnb'den yabancı işte insanlara kiraya veriyordum. Hem konuşuyordum ediyordum falan filan. Fransa'dan bir çift geldiler. Onları da evi bir aylığına bırakıp gittim ve mahvettiler evi. Çocuk tam bir cahildi. Ya böyle Fransa sinemasından konuşuyoruz yemekte işte hani Gerard Depardieu'lar falan diye konuşuyoruz. Böyle konuşurken çocuk benim film izlemek gibi bir hobim yok dedi ve hayali bir topu, basket topunu hayali bir basket potasına içeri geçirip yüzünü büzerek bana ya biz de böyle yaptı. Hani dünyanın en anlamsız hareketi. Gerçekten. Sopalık bir adam anlattı bize şu an. Tam olarak öyleydi ama yani evim şey mi gelmiş. Demek istiyorsun? Holiganlar bu adamı dövmekle haklıdır mı? Ya yok hayır biz şey Fransız holiganı böyle mal mı diyor? Yani diyorum ki çocuğa uyuz oldum. Ben bunu bir yere söylemem Serkan lazım dedikodu. Benim de bir hikayem var. Konu ne olursa olsun ben bunu da anlatıyorum. İşte beni anlattın. Sonunda anlattım beni. Serkan'ın bugünkü performansı siz ne konuştunuz? Konuştunuz benim aklımda bir şey var. Ben onu bir ara anlatacağım. Siz isterseniz. Serkan cebinde kelimelerle gelmiş böyle notlarla. Yeri gelmişken yok, şunu da söyleyeyim. Yok ya çağrışımdan bakıyorum. Hani i̇ster Fransızlar doğu konuş, konuşuluyor. İster, holiganlı konuşuluyor. Batı konuşun ister doğu konuşun. Ben, ediyorum, benim evimde bir çocuk buraya gelmiş. Kadar hiç Fransız yoktu. Yoktu yoktu. İngiliz tabii. Vardı. West Ham vardı. Diyor ki Fransızlar konuşuluyordu. Ben de bu adamı anlattım. Yani yabancı vardı. Yani ben o sırada zaten sizi dinlemedim ki. Bence pasaport geldi aklına. Başka ne var? Oğlum o da yabancı. Bu da yabancı. Hayır bir şey söyleyeyim. Nasıl oldu biliyor musun? Çocuk gözümün önünde belirdi. Zaten arada bir beliriyor. Çünkü bütün tavalarımı yakmış benim. Hepsini yakmış bir insan 5 tane tavayı nasıl yakar ya? Güzel bak. Doğu halaydır, batı danstır. Gibi gibi. Ya yani doğu ailedir, batı ilişkidir. Yok mu abi? Batı gerçi mesela bak bu Amerikan filmlerinde ben bayılıyorum. Böyle onlarda pek yok herhalde bu aile maile, annelik, babalık. Bir gazlıyorlar fazladan. Ya anladın mı? Böyle hani acılar macılar. Ya batının şimdi burada maksadımı da aşmayayım da annesi de bir turto. Valla. Şimdi batı diye Amerika yani, diyorsan tamam da ben. Ha işte Amerika Hollywood filmdir. Yani bir yemek benim, programında izledim. Benim annem tur bindirmiş yani anladın mı onun acılarına. Hı-hı. Böyle yalandan bir şeye hüzünler böyle bir gözyaşları ya Allah sen gel otur annemle iki dertleş ya sonra kendi hayatın tadına bak ya. Çağ olarak bakarsan da mesela. İlan yine diye. Evet. Tamam orta çağda herhangi bir annede senin annene geçmiştir. Çünkü o zaman da bambaşka acılar vardı. Ama biz zaten batı ile doğu arasında bir zaman farkı olduğuna inanıyorum ben. Onlar başka bir çağda yaşıyorlar. Biz evet, başka doğru. Bir çağda yaşıyoruz. Evet, evet. Şimdi bu anne karşılaştırma konusunda ben bu bir yemek programı böyle yemek kanalları var şimdi biliyor musun? Hı. Sadece yemek programı veren kanallar. Orada evet. İzledim. İtalya'ya gidiyorlar. Bir İtalyan evine konuk oluyor yani. İşte kadın diyor ki ben diyor seni normal biz her pazar aile toplaşması yaparız. Evde yeriz. Oraya götürmüştü. Dünya çapında bir şefi eve götürüyorlar. Hı. Falan. Abi hiç doğu ailedir falan deyip geçmeyelim yani. Adamlar her hafta bildiğin geniş aile bir araya geliyorlar. Babaanne yemek yapıyor. Babaannenin evine gidiyorlar yani her pazar. Aha. Böyle bir kültürleri varmış İtalyanların mesela. Ve bayağı 4,5 saatte pişen yemek yapıyor kadın falan. Onları bu bir tane ailedir bu. Yani vallahi o ailedir. Anlattıklarına göre o bölge hep öyleymiş. Ama yani. Biri yapıyordur hepsi onun havasını atıyor. Tabii kamera hilesi de olabilir. Serkan var mı bu konuyla ilgili anlamsız bir hikaye? Var olmaz mı ya? Bir keresinde bir adam böyle
odunları yığmış, tenekenin dışından, tenekenin dışından odunları yığmış, yakıyor, içinde tenekenin içinde tavuk pişirecek ama tavuğu göremiyor sonuçta. Alevi çok yapmış, tenekeyi bir çıkarıyorlar, yanmış bitmiş hepsi. Yalnız bu komik video bu arada. Ben internette izledim bunu. Onu bu arada ben de denedim, biz bir ara kamp falan yaparken bak, onu denedik. Konu konuyu açtı bak. Evet, biz de pişiremedik, bildiğin çiğ çıktı içinden. Bak çok güzel tespit, doğu botu bol ve rahat giyin, batı dar ve sıkı giyindir. Doğru bak bu. Evet doğru. Evet, batı kalın seviyor yani. Yani böyle bizi sıksın, kotun içine soksun. Ondan sonra tight giyelim. Bayılıyor batı. Dar takım elbiseler var ya böyle kısa paçalı. Ha. O da batıdan çıktı batı, herhalde. Batı. Hiç çok çirkin. Yani. Çirkin. Ayak bileği gözüküyor falan. Ayak bileği güzel bir şey değil bir de yani. Erkekte özellikle. Değil mi? Tabii canım. Yani ne yapayım ben adamın ayak bileğini? Dur bakalım. Filmin adı Yeşil Sokak Holiganlarıymış. Demin bahsettiğim filmin adı. Film tamamen karanlık sokaklarda geçiyor. Bence yine çeviri hatası var. Bak orada. Cildi patlatmak için doğuda doğal bitkilerden maske, batıda highlighter var. Ha, evet, batı bunu satıyor aslında. Batı buna marka veriyor. Daha fazla pahalıya şey satıyor. Bu kozmetik markaları, kozmetik firmaları denir herhalde buna. Evet. Yeni çıkardıkları ürünleri ekseriyetle Kore'de denermiş abi ilk. Niye? Öyle mi? Evet. Çünkü bu işe en çok para harcayan ülke Kore'ymiş. Güney Kore. Orada kadınlarda beyaz görünme hastalık diyeyim artık, hastalık seviyesinde bir takıntı yani o. Ne kadar beyaz görünürlerse o kadar iyi yani. Düşünsene onlarda. Başına bir şey gelmiş, üzgün, teni bembeyaz olmuş, ne kadar güzelsin diyorlar. Sürekli öyle biri hastalansın diye üzülmek istiyor sürekli böyle yani. Ben Kore deyince Kuzey Kore zannettim, dedi bu nasıl yanlış bilgi. İlk Kuzey Kore'de deniyorlarmış. Belli de olmaz şimdi. Sizden gelen cevaplar, doğu nedir batı nedir sevgili dinleyiciler. Instagram Mesut Süre hesabına yığınız cevaplarınızı. 200'e yakın cevap oldu şimdiden. Doğu mangaldır, batı barbekü. Daha güzel aynı doğru. Aynı şey ama ya. Aynı şey değil. Hayır. Ben geçenlerde şeyde gördüm. Bu yapı marketleri var ya. Enteresan şeyler satıyorlar. Hani falan. Orada gördüm. Bayağı batı barbeküsü satıyorlar. Yanında da mangal satıyorlar. Bambaşka şeyler abi. Ya ama teknolojisi aynı, birinin üzerinde kapak var işte yani. Ya işte yemek pişiriyor canım. Ama biri böyle direkt o şey Sopranos'un kullandığı alet işte görüyorsun, evet, ne Batı'da güzel. Evet, Batı'da böyle bir güzel gösterme ve şu an hayat çok güzel durumu var. Biz hemen halledip iyi yemek taraftarız. Et pişsin, et iyi yiyelim. Ya şöyle bir şey o da makinesinin üstünü bir, kapatıyor, daha güzel yapıyor. Bir, daha bir böyle barbekünün bir başına çömelen adam yok. Barbeküye çömelmiyorsun. Mangala daha çömeliyorsun. Ayaklı. Tabii Batı daha bir imaj kaygılı. Acaba Batı'da da barbekünün başındaki adam ufak ufak yiyor. yiyor. Ben doydum. Bana burada yetiyor diye. Yiyor da ayakta işte. Bir de evet, bu yani bir tek. O bir tek bizden önce doyuyor o çünkü bir de. Ya sen açsın bekliyorsun. Tabii. Tamam yapıyorsun da yani. Bakalım. Doğuda çay kıtlama şekerle içilir. Batıda tatlandırıcıyla içilir. Artık herkes çaysız şey şekersiz. Şekersiz içiyor. Bir ben daha yeni çay aldım. Bastım şeye şekere. Ama şey, ben geçen şey dedim. Pardon özür dilerim. Şey söyle. Yok bir şey söylemeyeceğim. Tatlandırıcıyla kıtlama yaptım da oluyor. Tatlandırıcı kıtlama olmaz. Ağzına koy tatlandırıcı, kıtlama hep oluyor abi. Abi tatlandırıcı zaten şey değil mi, minicik. Ben çok şey doğuluyum gibi. Anlamadın mı? Ben aşırı doğuluyum. Tatlandırıcı da kıtlama yapabiliyorum. Azı dişinin ucuyla kırdım oluyor diye. Oluyor. Arınlar beyler birazdan geleceğiz. 19.42 yayın saatimiz. Ayrılmayınız bir yerlere. Rabarba devam ediyor JoyTürk'te. Doğu nedir, batı nedir örnek veriniz. Instagram'a cevaplarınızı yiyorsunuz. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Evet hanımlar beyler, 19.54 yayın saatimiz. Ömür Okumuş ve Serkan Yılmaz kadrosuyla yayındayız. Rabarba'da doğu nedir batı nedir örnek veriniz diye sorduk. Cevaplar hakikaten güzel. Doğu habersiz yemeğe bile gidebildiğin yerdir. Batı habersiz kahveye bile gidilmeyen yerdir demiş. Doğu'da habersiz yemeğe gidilir mi? Ya bilemedim ya, çok şey evlisin oluyorsun. Akşam habersiz dile bastım 8.30'da, yemek var mı dedim. Buyurun olur mu? Olmaz tabii ya. Sen neden? Niye olmaz? Sen batısın o zaman. Belçikalı mısın oğlum sen? Allah'ım sen İçerenköy'de oturuyordun. Vallahi. Senin havan kime ya? Allah Allah. Gelirim yerim artık ya. Acıbadem'e taşındım ama. İçerenköy'de gelirdin. İçerenköy'e bir şey demedim. Bana gel ama bende de yemek yok. Sana gelmem olmuş. Sen gel dışarıdan söyleyeyim. Zaten sana Alman yapalım. Seninle benim evime anahtara da gerek yok yani. Balkondan gir. Bir şey yok yani. En sene vur. Tabii. Açık camdan. Bekarlık öyle abi. Evet. Bekara yani dikkat etmişsiniz. Bekar insana saygı da çok az. Yani kimse bekara saygı göstermiyor. O yüzden mi ya? Bekarın evine falan kimsenin saygı duyduğu yok. Bekar diyor,
pisliğinde boğuluyor zaten. Ama o kadar da değil ya. Yine bizde yaşımız gereğince... Çok zengin bekar olsan saygı duyulur ya. O da çok az aga. Çok az tabii. Tabii. Bir de şey ya, o çok kurgu bir karakter. Öyle bir adam da yok ki sanki. Bekar dediğin hakikaten pis, dağınık bir şey oluyor yani. Doğu kutu gibi minik daireler, batı yayla gibi büyük villalardır. Demiş. Doğuda da var bir sürü şeyler, villalar. Yok ya, eski yapıları falan karşılaştırırızca aslında. Ya mesela şey var ya, Avrupa'nın göbeğine gittiğin zaman ki o evlerin hepsi bayağı eski evler. 100 yıllık, 150 yıllık evlerde oturuyorsun ve bildiğin daracık apartman daireleri falan. Tuğçe demiş ki, Doğu eti senin kemiği benimdir, Batı eti de kemiği de benimdir, yedirmezler demiş. Doğru, Batı da öyle. Ulan ne gömdük Batı'ya. Başka başka sevgili dinleyiciler, sizden gelen cevaplar güzel. Batı planlamadır, Doğu kurnazlıktır. Yok ya. En güzel cevaplardan biri net. Ne kurnazlığı? Net abi, şark net. Şark kurnazlığı diye bir şey var. Öyle bir şey var mı? %100 yansıtamıyor. Ya tabii yansıtamıyor. Yani. Tabii %100 değil de var ya. Ben eğitimin o konuda şey olduğunu düşünüyorum. Ya eğitimli birinin yapacağı iyilik ve kötülük çok sınırlıyken, eğitimsiz birinin yapacağı iyilik ve kötülük sınırsız olabiliyor. Güzel. Yani tam yani, olarak sınırsız kötülük de yapabiliyor ama sınırsız iyilik de yapabiliyor. Tabii eğitimsiz yani. Durduk yere mesela tüm mal varlığını sana bırakıyor. Yani. Batı hukuk diyor, bir şey diyor, yüzde diyor. Doğu da o yok. Yani, çok severse bırakır. Bırakır yani. Ölüm döşeğinde eğitimsiz bulu bir tane. Kendini sevdir valla. Çok güzelmiş. Ben yapabilirim bunu şu anda. Gerçekten bugünkü yayını anladım. Senin zengin olma hayallerinin temelleri çok zayıf. Zayıf. Yani... Çok, o kadar kötü fikirlerim var ki yani çok parayı seven zengin kız bulup paranın önemli olmadığını anlatayım. İşte ölüm döşeğinde şey, eğitimsiz bulup. Eğitimsiz zengin bulayım. Onu ha, seni tanıyorsan sıkılırsın ya. Adam ölmeden son anda ters bir şey söylersin adama. Ya aga çok darlandım da. Öfce çabuk çabuk anlatın. Bir ayı kalmış. Eker adamı ya. Ölüm döşeğinde adam eker mi? Eker mi? Gelmedim. Geleceğim der gitmez, bilmiyor musun? Ölümüne bir ay kalmış, yarım saat bekletiyor. Oğlum bir ay kaldı lan diye. Kanki taksiyle gideriz diye sonra. Doğu nedir, Batı nedir? Doğu Leyla ile Mecnun'dur, Batı Romeo ve Juliet'tir. Hangisi geçti size daha çok? Ya ikisi de eşit uzaklıkta aslında ya. Vallahi yakın zamanda Leyla ile Mecnun güzel dizisi yapıldı diye ben hayır, onu derim. Leyla ile Mecnun aşkı gerçektir aga. Tamam mı? Dama var içinde, Ferhat Merat. Şirin. Ne alakası var? Yok yok, bu taraftaki aşklar. Ay bu taraftaki aşklar da böyle için içinde Alivion, Doğa, Horst Graben onlar var. Alivion dedi. Ama Batı'da Romeo ve Juliet'te safi uzun lakırdı. Yani kadın adamı övecek 20 dakika tasvir. Ama tam olarak ya ikisi de farklı dünyaların insanı. Aşk böyle bir şey değil aga. Romeo ve Juliet'in tamamen ya filmi adam bak, çekilsin, merdiv- kitabı tane... satsın diye uzatıyorlar lafı ya. Buyurun. Bir merdiven. Evet. Romeo ve Juliet'te ihtiyaç kullanılan malzeme bu. Merdiven, balkon, bitti gitti. Evet. Öbür tarafta işin içinde dağ giriyor, anka kuşu giriyor. Yaşa, çok, gerçek çok aşk şey burada abi, yani. Yani. Hepsini katıyorsun doğanın. Batı da öyle değil. Batı hani lafla. Ya, bence abi. Yok, gerçek aşk değil abi. Bence şey daha iyi diyorum ben. Romeo ve Juliet. Tabii. Sade abi, şık işte. Senin ya, elinin değil. Belli değil. Hayır abi, biz, ben zannettim ki ikiniz de aynı taraftasınız. Ben de tamam sızıp çıktılık yapmayayım saat dedim. Saat 8'de 1 var hala yani, kafamız karışık. Tamam dedim, ben de o yüzden tamam dedim. Şimdi sen öbür tarafa geçtin, ben iyice karıştım. Buradan anladığımız ne doğuyuz ne batıyız, arada kaldık. Evet, Rabarba bitti. Evet. Hanımlar beyler, kafası karışık insanların programı bu akşam da bitti. Yarın akşam 18'de Rabarba'da JoyTürk'te buluşuruz. Hadi bay bay, öpüyoruz hepinizi. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.